Merhaba arkadaşlar. 5. sınıfın 4. ünitesinin 2. bölümü olan Hazreti Muhammed ve aile hayatını anlatacağım. Bir dede olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir dedeydi? Torunlarına merhametli, şefkat konusunda Peygamberimiz bize en güzel örnek olmuştur. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere toplumumuza özel bir sevgi beslenmiş. Torunlarının soyundan gelenler için Seyyid ve Şerif isimleri kullanılmıştır. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenleri Seyyid, Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler ise Şerif isimleri kullanılmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin örnek davranışları, Peygamberimizin ailesi içindeki örnek davranışları, adaletli davranması, merhametli olması, herkese yardım etmesi, sevgi ve saygı göstermesi ve değer vermesi bizim için örnek davranışlardandır. Yani Peygamber Efendimiz aile içinde hiç kimseye ayrı bir ayrıcalık tanımaz, herkese eşit davranırdı. Tabii ki zaten Peygamber Efendimiz sadece ailesine değil, tüm insanlığa merhametli yaklaşırdı. Kendisine düşmanlık besleyene bile merhamet duygusuyla davranmıştır. Ve herkese yardım etme yine örnek davranışıyla öne çıkıyor Peygamber Efendimiz. Sevgi yardım ederdi, herkese yardım ederdi cümlesini biraz daha açmak istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz eşleri ne iş yaparsa yapsın onlara her işinde yardım ederdi. Asla onları tek başına bırakmazdı. Bu konuda da bize çok güzel örnek teşkil ediyor. Ve çocukların çevresindeki herkese, tüm ailesindeki fertlere değer verirdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in anneleri Hazreti Fatıma, babaları ise Hazreti Ali'dir. Yani Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma, amcasının oğlu Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu ise Hazreti Ali'dir. Hazreti Hasan'ı biraz önce de söylemiştim. Yine önemli olduğu için vurgulamak istiyorum. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenleri Şerif, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere de Seyyid ismi verilmiştir. Diğer bir kavramımız Ehli Beyt. Ehli Beyt kavramı ne anlama geliyor arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'in ailesi, Hazreti Muhammed, pardon, Peygamber Efendimiz'in ailesine Ehli Beyt ismi verilir. Yani çocuklarına, eşine Ehli Beyt ismi verilir. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz torunları arasında asla ayrım yapmazdı. Hepsine eşit davranır. Eşit şekilde değer verirdi. Arkadaşlar her ünitenin sonunda bir sure tanıyorduk, bir sure ezberliyorduk. Bu 4. ünitenin sonundaki suremiz de Kevser suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel Kevser fesalli rabbike venhar inne şaneke hüvelebter şeklindedir. Kevser kelime anlamı olarak bitip tükenmez iyilik, neslin çoğalması anlamına geliyor. Ebter ise sonu yok, nesli kesik anlamlarına geliyor. Kur'an'ın en kısa suresi olup 3 ayetten oluşur. Ve surede verilen mesaja gelirsek eğer, gerçek güçlüler Allah'ın desteklediği peygamberlerdir. Bu surede gücün kişinin sahip olduğu çocuklardan kaynaklanmadığını vurgular. Bu sure ne şekilde inmiştir? Hemen onu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Kevser suresi Peygamber Efendimiz çocuklarının vefatından sonra Mekkeli müşrikler tarafından Peygamber Efendimiz'e gelip soyu kesik olarak Peygamber Efendimiz'e dalga geçmişlerdir, alay etmişlerdir. Bunun üzerine Allahu Teala gerçek gücün insanlara güç veren şeyin çocuklar olmadığını, gerçek güçlülerin Allah'ın desteklediği peygamberler olduğunu, bu sürede yine kişinin gücün kişinin sahip olduğu çocuklardan kaynaklanmadığını vurgulamaktadır. Gönderdiği bu Kevser suresiyle de Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimiz'e söylediği soyup kesik tabiri ile de Kevser suresi inmesiyle de bu ithamlar sona ermiştir. Dediğim gibi nesli kesik olan kişilerin güçsüz değil, Allah'ın desteklediği peygamberlerdir, asıl güçlüler diyor Allahu Teala Kevser suresinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 4. ünitenin sonuna geldik arkadaşlar.